hasbunallah ve ni'mel vekil gerçekten. Gerçekten Allah bize yeter. Allah'ı bırakınca da hiçbir şeyin bize yetmediğini gözümüzle gördük. Gözümüzle görüyoruz. Ne medya bize yetiyor, ne güç yetiyor, ne paramız yetiyor. Paramız olduğu halde gene Müslümanlığı yaşayamıyoruz. Bizden önce çulsuz Müslümanlar bizden iyi Müslümanlık yaşadılar. Paramız var, yazdıklarımız var. Plaza gibi Kur'an kurslarımız var artık. Plaza gibi. Bir gün babama dedim ki, baba dedim, filan yerde onun tanıdığı bir medrese vardı. Medreseyi yenilediler dedim. Böyle ayakkabılarınla girmeye utanırsın dedim. Otel motel neymiş onun yanında. Durdu dedi ki, benim bildiğim dedi, altın küpleri filan mağaralarda, böyle eğri büğrü yerlerde olur. Otelde altın küp olmaz ki dedi. El Hak, merdiven altlarında, mağaralarda, bülbül gibi Kur'an hafızları yetişti. Müslümanların onları yedirecek bir kuruşu yoktu. Bağırsak, deri toplanarak, cuma günleri 1 lira Allah'ını seven versin işte diyerek, Müslümanlar evlerinde beğenmedikleri köyden gelmiş küflü bulgurları kurslara vererek filan vesaire, Kur'an kurslarında binlerce, hatta 10 binlerce bülbül gibi hafızlar yetişti. Onlar ümmeti Muhammed'in imanını taşıdılar, ayakta tuttular. Allah emek verenlerden, çalışanlardan razı olsun. Şimdi Kur'an kursları arkadaşlar, yani böyle hafif eski ayakkabıyla girilmeyecek kadar modern oldu. Ziyaret ediyorum, bir anlatıyorlar ki şöyle böyle otellerde filan öyle manzaralar yok. Bir de bir hafızdan bir Kur'an dinleyelim diyorsun, iş bitiyor. Yasin okuyacak hafız yok. Yasin uzun, 6 sayfa, Mülk suresine de razıyız. Mağaradan altın çıktı. Eski köy evinin altında altın var. Fakat otellerde altın maltın yok. Faturalar bile maille ödeniyor şimdi. Onun için Allah bizimle olduktan sonra, Allah seninle ise eğer, bir dostunu gönderiyor Allah. O dostu fakr-ı zarurete rağmen 10 bin hafız yetiştiriyor, İslam'ı ayakta tutuyor. Allah sana destek vermedikten sonra sabah namazına bile kalkamazsın kardeşim. Sabah namazına kalkmak bile Allah'ın yardımıyla olacak. Allah görecek akşam yatarken senin hasbunallahı içine sindirdiğini. Yoksa sabah namazına da kalkamazsın. Bir sayfa Kur'an okumaya vakit de bulamazsın. Ayırdığın halde zekattır diye onu vermeye bile vakit bulamazsın. Her şey Allah'ın yardımıyla, düşmana karşı da, şeytana karşı da, nefse karşı da, kendi kimliğimize ve arzularımıza, şehvetlerimize karşı da hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.